Merhabalar. Geçtiğimiz akşam yaklaşık gece saat 02:30 sıralarında Diyarbakır'dan telefonla önce sosyal medya üzerinden daha sonra telefonla arandık. Bu telefon görüşmemizde bize PKK'nın partinin küçük yaştaki 15 ortalama yaş grubunda olan çocukların kaçırılarak dağa götürüldüğü ifade edildi. Tabii bu iki gün içinde biz de konuyu araştırma yaptığımızda Diyarbakır'da çeşitli yerlerde bu çocukların ailelerinin buna seslerini duyurmak için çeşitli etkinliklerde bulunduğuna şahit olduk. Bugün de aynı şekilde telefonla İstanbul'da Sevda Yılmaz hanımefendi tarafından arandık. Şu anda Sevda Yılmaz hanımefendinin ikametgahına geldik. Kendisiyle bu konuda bir gerekli röportajı yapacağız. Sevda Yılmaz hanımefendi oğlu Gökhan Yılmaz'ın kaçırıldığını, kandırılarak dağa çıkardığını ifade etmektedir. Bununla ilgili 3-4-2014 tarihinde şöyle elimdeki evraktan görüldüğü gibi Cumhuriyet Savcılığına devlete de suç duyurusunda bulunmuş bulunmaktadır. Tabii burada devlet gerekli yapılması gereken işlemleri yapacaktır. Yapıyordur da. Biz şimdi Sevda Yılmaz hanımefendiden olayın bir bütününü, yaşanan olayın bugüne kadar olan kısmını dinleyelim. Buyurun Sevda Hanım. Anlatır mısınız bize? Esenyurt'ta devlete çadırı kurulmuştu. Evet. Bu 4 gün süreci çadıra takılmış. Çadırdan sonra zaten çocuklar gitti yani. Kandırıldılar. Kandırıldılar. Evet. Peki 4 gün çadıra takıldı derken 4 gün gece gündüz boyunca mı çadıra takılıyorsa? Yok, gece değil, gündüz takılıyormuş. Gündüzleri gidiyordu, akşamları evine geliyordu. Akşamları saatinde eve geliyordu. Eve geliyordu. Evet. Peki en son ayın Nisan'ın 3'ünde kaybolduğunu ifade etmek istediniz, evet, çocuğun. Peki bu bundan evvel bir çocuğunuzun bir mesela bir karakolluk olayı, bir polislik olayı, başka bir olayı oldu mu? Yok, hiçbir olayı olmadı. Anladım. Peki PKK'ya karıştığını, dağa çıktığını nasıl yani ifade edebiliyorsunuz? Yani oradan çıktığını nasıl ifade edebiliyorsunuz? Dinliyorum, buyurun. Anlatırsın, bu şeyde, çadırda işte konuşulmuş yani. Arkadaşlarımdan öğrendim. Hı-hı. Çadıra takılanları sordum. Hı-hı. Bu işte isim yazmışlar diye konuştuğumda dağa çıkarttırmış dediler. Peki ne kadar bir çocuk kaçırıldığını veya da dağa çıktığını düşünüyorsunuz veya da duyumlarınız nedir tahminen? Kaç kişi? 16. 16 kişi dediler. İstanbul Esenyurt'tan 16 kişi. 16 kişi. Peki başka bir yerden böyle kaçırılan, kandırılan çocuklar olduğunu duyumlarınız, bilginiz var mı? Çünkü bize söylenen rakam Türkiye genelinde, tabii bu afaki rakamdır, kesin rakam değildir. Çok çok fazla sayıda 2000 gibi rakamlar telaffuz edilmektedir. Evet, duyduk biz de. Siz de duydunuz. Aha, duydum. Peki anlatır mısınız? Biraz bize bu olayı netleştirebilir misiniz? Ya, bu olay işte yani çadırdan oldu, partiden. Partiden oldu. Evet. Çünkü çadır parti tarafında kurulmuştu. Peki siz ne yaptınız? Seçimden önce. Peki seçimden önce parti tarafından çadır da kuruldu. Bu olaylar çocuklarımız, gençlerimiz buraya gidiyordu. Siz bu olayı duyduktan sonra Büyükçekmece Savcılığına suç duyurdunuz. Karakol başka neler yaptınız? Yaşadığınız olayları bize bir anlatır mısınız? Çocuk şubesine gittim. Hı-hı. Oraya verdim. Oradan da savcılığa verdim. Hı-hı. Ondan sonra araştırıyoruz dediler. Hiçbir haber, bir şey yok yani. Yani 3 Nisan'dan bu yana bir... 3 Nisan'dan. Peki daha sonraki süreçte polis vesaire size yola girdi mi? Bir bilgi alma, bilgi verme? Yok. Sadece telefondan aradım. Telefonla sizi mi aradılar, eşinizi mi? Beni aradılar. Sizi bir haber falan vardı. Yani çocuk geldi mi? Evet. Siz de Gökhan'ın kardeşi oluyorsunuz galiba. Benim kardeşim. İsim neydi? Gözde. Gözde, senin bu konuda bildiklerin, duydukların nelerdir? Aynı. Gökhan okula gidiyor muydu? Yok. Ne iş yapıyordu Gökhan? Gökhan çorapta çalıştı dayısının yanında. Dayısının yanında çorap. Tamam. İmalat mı, satış mı? İmalat satıştı. Anladım. Gözde, bu konuda ne duydun, ne biliyorsun? Ya aynı şeyler. Ne mesela aynı şeyler? Bir de senden dinleyelim. Yine sorduğunuz kişiler vardı. Yine çadırı söylediler. Hani hep, hı-hı, çadırdan gitti diyorlar. Çadır. Yani bunu çadır derken, bu çadır konusunu da biraz açalım. Seçimlerden evvel hangi parti çadır kurmuştu?
DDP çadırı şey partisi. Efendim? DDP miydi? BDP mi? BDP. BDP seçimleri hazırlan, BDP tarafından kurulan, çadırda mı bu işler organize olduğunu değerlendiriyorsunuz? Çadırda. Peki BDP Esenyurt'taki il başkanları da, il yöneticileri de, ilçe yöneticileri de, İstanbul İl Başkanları da... Hepsiyle görüştük. Ne diyorlar? Hepsiyle görüştük, bizim bildiğimiz yok diyorlar. Yok diyorlar yani, isim yazılmış diye sordum, öyle bir şey yok diyorlar yani, yazılmak diyorlar. Yani, çadırla alakası yok diyorlar yani. Çadırla alakası yok diyorlar. Peki yani size gerçekten bu çadır yani şimdi bunu da görmeden bilmeden konuşmamak lazım. Ondan emin misiniz? Eminim ben. Nasıl eminsiniz? Eminim çünkü takılan arkadaşları da var benim oğlumun. Hatta bir tanesi geri gelmiş yani. Bunlarla giden bir tanesi nereye kadar gitmiş? Nereye gitmiş? Onu işte söylemiyorlar, bilgi vermiyorlar. Yani çocuk da vermiyor, ailesi de vermedi. Çocuğun adı soyadı falan belli. Açıklama yapayım da belli değil mi? Ha belli. Hı, anladım. Yani, evine kadar gittim, araştırdım, sordum. Ne diyor annesi? Annesi de babası da işte çocuğumuz rahatsız, kendi isteğiyle işte ben pişman oldum demiş, geri dönmek istiyorum demiş, geri dönmüş. Bırakmışlar. Ama öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok derken nasıl yani? Ya ailesi bilmiyorum artık korkuyor mu, ne şekil yaptılarsa. Sen kamerada değilsin, konuşabilirsin kardeşim. Konuşabilirim. Görüntün çıkmıyor, evet. Kaçırılan çocuk, geri gelen çocuk. Beylikdüzü ilçe başkanının yeğeni. BDP ilçe başkanının yeğeni. Beylikdüzü'nden. Anneyi onun yanına götürdüğümüzde, Beylikdüzü ilçe başkanıyla görüştürdüğümüzde açık açık anneye şu şekilde ifadede bulundu. Bunlar savaşa gidiyor. Beylikdüzü BDP ilçe başkanı tarafından. Evet. Bu çocuklar savaşa gidiyor. Bu çocukların çocuğunu sana geri getireceğimize dair bir söz vermiyoruz. Çünkü bunlar savaşa gidiyor. Bunlar ölebilir, kaza getirebilir, her şey olabilir. Söylendi mi öylesi? Evet, anneye söylendi. Orada şey söyledik. Hani bu çocuğu hasta. Kolumda platin var. Artı astım hastası. Hasta bir çocuk nasıl savaşabilir? 15 yaşındaki bir çocuğun siyasi görüşü olamaz. Neyin savaşına gidebilir? Neyin savaşı? Bu daha olayı, bu barış süreci imzalandı, barış süreci başlatıldı, dağdan inenler oldu, daha olayı bitti diyebiliyoruz dedim. Hani neyin savaşı? Birilerinin savaşması gerekiyor. Gibi bir ifadede bulundu. Bunu söyleyen BDP Beylikdüzü ilçe başkanı. Evet. Anladım. Birilerinin savaşması gerekiyor. Biz de bu çocukları çadırdan topladık götürdük diyorlar. Senin duyumun ne kadar çocuk sayısı? 16 mı? Biraz evvel 16. Benim duyumum Esenyurt'ta 16 dediler. Esenyurt'ta. Başka yerlerde var mı? Başka yerlerde duyum. Diyarbakır'da 300'e yakın dediler. Duyum yani. Duyum. Evet. Yalova'dan 250'ye yakın. Evet. İzmir'de haberleri aynı şekilde çıkan 6 aileyi haberlerde tanık olduk. Yani farklı farklı şekillerde götürülmüş yani. Kurulan bir örgüt. Çocuklar o örgüt tarafından kandırılarak. Çünkü giden çocukların yaşları hepsi neredeyse hemen hemen aynı. 15, 16, 17. Peki sana göre bunlar nasıl bu çocuklar seçiliyor? Neye göre alıyorlar? Ne için götürüyorlar yani? Şimdi zaten adı üzerinde çocuk. Bir çocuğu çok çabuk kandırabilirsin. Ama ne şekilde? Artık paramız sunuldu bunlara. Bunlara hani bir vaatlerde bulunmuşlardır. Bir şekilde bu çocuklar örgütlendi, kandırıldı, bir şekilde götürüldü. Peki bu kız ve erkek mi yoksa sıfır erkekler mi? Kız erkek, karışık. Şimdi bakın o dilekçede de adı geçenler var. Onlar bizzat çadırı yöneten kişiler. Berfin adında, kod adı Berfin. Orada Berfin diye geçiyor. Evet. Berfin, Dilan. Bunlar hepsi çadırın başlarında olan kişiler. Çocukları örgütleyen kişiler. Şu anda da kayıplar. Kendileri. Onlar karakolda da ifade verdiler fakat karakol tarafından hani herhangi bir şey olmadığı için serbest bırakılmak zorunda kaldılar.
Yani bizim bildiğimiz işte şöyle diyeyim, Esenyurt şeyine gidildi, ilçe. Orada bir bilgimiz yok dediler. Aynı şekilde dediğim gibi Beylikdüzü o şekilde ifade etti. Bir de anne bir toplantılarına gitti. Toplantıda bağırdı. Hangi toplantıya gittin? Ne toplantısı? Şey bu... Gülpınar'da toplantılar varmış. Bilmiyorum hani. Tamam. Şey, ev toplantısı mı? Açık alan mı? Ev büro. Büro gibi bir yer. Yani, küçük bir yer. Yani partinin bürosu mu partinin, yoksa rastgele bir yer? Partinin. Böyle bir tabelası bir şey var mı o büronun, yani hatırlıyor musunuz? Gittiğiniz yerde, girdiğiniz zaman iş yeri miydi? Vallahi oraya katılamıyorum çünkü çok sevdiğim. Zaten yazıyor zaten oraya. BDP diye yazıyor. BDP diye yazıyor yani. Oraya gittim. Oradan da işte bak bu şekil yaparsan işte çocuğuna zarar gelir. Kim dedi bunu? Burada bu Beylikdüzü başkanının yanında bayan var. BDP, yardımcısı galiba o. BDP, Beylikdüzü ilçe başkanının yardımcısı dayanlama söz. Esmer sarışın nasıl bir bayan? Esmer. Evet. Orta yaşlı yani. Hı hı. İşte böyle bağırıp çağırırsanın çocuğuna zarar gelir. Diye kendisi sorularına. Zaten öbürleri de istemedi. Hatta içeri bile sokmuyorlardı. Hani dışarıda konuşalım diye bağırma, sessiz ol. Hı hı. Peki, şu bu olayları yaşadınız. Allah yardımcınız olsun. Ama ben inanıyorum hepinizin çocukları inşallah geri gelecektir. Yani onlar da kimse çocuk çocuğunu... oldukları için hata yapmış olabilirler. Yani adı üzerinde kardeşimizin dediği gibi çocuk yani. Allah yardımcıları olsun diyelim. Buyur kardeşim, lafını kestik. Yani ülke, bu Türkiye çocuklarını kandil için doğurmuyor. Hı hı. Bizim çocuklarımız katil değil. Adı üzerinde çocuk. Hı hı. O çocukların eli silah değil, kalem tutmalı. Biz katil değiliz. Katillerden yana da değiliz. Hı-hı. Çocuklarımızı geri getirsinler. Anladım. Memleket neresiydi? Bir de sizi tanıyalım. Erzurum. Erzurum neresinden? Tekman. Erzurum? Tekman. Tekmanlısınız. Hı-hı. Anladım. Ailede hiç böyle bir olay yaşanmış mıydı? Ailede terörle karışan? Yok, hiç. Yani bir olay var mıydı? Hayır, yok. Ailede yok. Yok. İlk defa başınıza geliyor. Yani. Anladım. Peki, kamera sizde efendim. Buradan konuşun. Sesinizi ilgililer, yetkililer duysunlar. Bir faydası olsun. Yani vereceğiniz mesajı verin burada. Ya ben başbakanımıza sesleniyorum. Bizim çocuklarımızı bize geri getirsin. Evet, başbakanımıza sesleniyorum. Türkiye'ye, bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Ben biz yani giden çocukları hepsini geri getirmesini istiyoruz. Hepsini geri getirsinler yani. Evet. Senin diyeceğin bir şey var mı? Bir mesaj var mı abimle ilgili? Belki bulundukları ortamda televizyon olabilir. Tesadüfen sizi görebilirler. Buradan abine vermek istediğim bir mesaj var mı? Geri gelmesini istiyorum. Geri gelmesini istiyorsunuz. Peki. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Benim söyleyeceğim şey şudur. Dediğim gibi biz katil yetiştirmiyoruz. O yüzden bizim çocuklarımızın Kandil'de işi olmamalı. Bizim Kandil'de işimiz yok. Çocuklarımızı kandırıp da Kandil'le işte Irak'ta savaştırmasına hani kimsenin şeyi değiliz biz. Çocuklarımızı geri getirsinler. Anladım. Peki burada şimdi tabii biz aktif bir gazetecilik hayatımız var ama tabii her şeyi, mesela duvarın arkasındaki her şeyi bilme görme şansımız yok. Demek ki burada terör örgütünde şehirlerde bir yapılanması, yani bayağı bir çözüm süreci diye biz beklerken ama aslında çözüm sürecinde bir güçlenme sürecine veya da başka bir yapılanmaya gittiğini şu an anlamış oluyoruz, öğrenmiş oluyoruz. Evet. Bununla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı senin? Yani BDP'nin burada Güneydoğu'lu halkın üzerine bir baskısı var mı açıkçası? Ne bileyim, bazı yerlerde duyuyoruz işte vergi toplanıyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Buralarda var mı bu bölgede? Ben şu an ne kadar, bu olay olana hı-hı kadar herhangi bir şeyde ben karşılaşmadım. Tamam. Bilmiyorum o hı-hı açıdan. Hı-hı. Fakat işte başımızda bu olayda biz de işte daha çok şey içine girdik. Bir de onların imzaladığı bir sözleşme vardı BDP'nin. Ne sözleşmesi? Bir 10-15-16 yaşlarındaki çocukların kesinlikle örgüte katılmamaları
yasak diye bir sözleşme imzaladılar. Açar mısın konuyu? Onu, az çok ben bir haberlerde... Tamam, hatırladığım kadarıyla neydi o olay? Yani çocuklarının o örgüte karışılması yasak. Belli bir yaşa gelmeden, tabii, belli bir yaş grubunun yaş altındaki sınırlan, evet, kişilerin, şahısların, vatandaşların örgüte girmesi yasak diye kendi arasında aldığı bir karar vardı. Evet, öyle mi o anladım? Karar imzalandı. Çünkü o karar basında açıklandı. Hı hı. Buna ben televizyonda şey oldum. Madem böyle bir şey var, madem böyle bir sözleşmeye imza attılar, neden yasak olan şeylerin peşindeler hala? Biz bunun cevabını birileri çıkıp versin. Evet, devlet yetkililerinden bunun cevabını istiyorsunuz. Evet. Artı dediğim gibi 15 yaşındaki bir çocuğun siyasi görüşü olamaz. Hiçbir şekilde. Zaten adı üzerinde çocuk kendisini yönetemeyen bir insan nasıl bir örgütün içinde savaşabilir, nasıl şey yapabilir? Bizim aklımız almıyor. Evet, anladım. Sizin efendim yani üzgünsünüz bir anne olarak biz de yani soru sormaya istemiyoruz ama sonuçta bunu da tam açıklamamız lazım ki bu mesaj bir yerlere gitsin. Yani sizin yaşadığınız bu zor durumu kimse yaşamasın. Allah bir an evvel çocuğunuzu, evlatlarınızı yani bizim de evladımızdır. Evlerine, annelerine, babalarına kavuştursun. Ne onların başına bir şey gelsin ne de birileri onları kandırıp bu ülkedeki yaşayan polisimize, askerimize bir şey gelsin. Yani bu vatan hepimizin vatanı. Yani hep beraber doğduk bu vatanda. Hep beraber büyüdük. Hep beraber de yaşıyoruz. Yaşayacağız da. Hepimizin dedesi bu coğrafya için, bu vatan için savaşlara gitmiş, şehitler olmuş. Erzurum'da ayrı bir destan yaşanmış. Diyarbakır'da farklı, Elazığ'da farklı, Bingöl'de farklı, Hakkari'de farklı, Edirne'de farklı, Akdeniz'de farklı, Karadeniz'de farklı. Biz 71 milletin oluşumundan, kültüründen oluşan bir Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Özgür de bir ülkeyiz. Bakın ben buraya gelebildim, siz işte bir yere girebiliyorsunuz, bir başkası bir yere gidiyor. Yani bu özgürlüğü biz yurt dışına da gezdiğimizde her ülkenin de bu özgürlüğü göremiyoruz. Bir sorunumuz, bir derdimiz olduğu zaman biz her türlü makama, başbakanımıza kadar da kapıyı çalıp gidebiliyoruz. Bakanlarımıza da, milletvekillerimize de, kaymakamımız, valimiz, yani bütün birimlere gidebiliyoruz. Onlar da aynı şekilde bize kapılarını açıyorlar. Ama niye bu kavga, niye bu öfke, niye çocuklar kaçırılıyor, niye işte kardeş kardeşe mermi atıyor diye. Çünkü biliyorum 20'li yaş grubunda askere gidiyor, daha sonra örgüte gidiyor. Veya önce örgüte gidiyor, sonra geliyor vatan görevini yapıyor. Sonuçta yani neyi paylaşamıyoruz ki yani? Bu cennet vatanda neyi paylaşamıyoruz? İnşallah böyle üzücü olaylar biter. Çocuklarınız evlerine geri dönerler. Bizler de bunu sonuna kadar haber yapacağız. Buradan sizlere söz veriyoruz. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak karşımıza terör de olsa, kim olursa olsun bizi hiç ilgilendirmez. Biz Cesur Medya ailesi olarak da bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Söyleyecek bir şey duyamıyorum çünkü üzülüyorum. Yani bu yaşanan olaya üzülüyorum. 15 yaşındaki bir çocuğun evinden kopartılması. Anne çocuğun hayatından endişeli. Çocuk astım hastası. Çocuk astım hastası. Kolunda platin var. Astım krizi var. Bir de o geceleri hani kendi uyanıp geziyordu o uyku arasında. Hani ne yaptığını bilmiyordu yani. Camdan alıyordum. Balkondan alıyordum içeri. O şekilde yani. Problemli bir evladınız diyorsunuz. İşte çocuklarımıza biraz daha sahip çıkmak lazım. Bunu öğrenmiş oluyoruz. Yani çocuklarımız yani 15 yaşındaki çocuğu gerçekten yani tam göz önünde bulundurmak lazım. Çocuk Esenyurt'a misafir olarak gidiliyor. Evet. Misafirliğe gidiyor. Misafirlikle içen işte o kurulan çadırın işte... Akraba misafirliğini ziyaretine gidiyor. Dayısının evine gidiyor. Dayısının evine gidiyor. Sonra dayısının vasıtasıyla mı o çadıra gidiyor? Hayır, dayısının yani haberi akraba, yoktu. Dayısının haberi yok. Dayı ne iş yapıyor kardeşiniz? Kardeşim şey, alçıpan falan boyar. Alçıpan, evet o da çalışıyor. Emekçi bir kardeşimiz. Evet. Mücadele eden bir insan. Yani bilmiyorum. Yani siz bizi çağırdınız, biz geldik.